Kanal Şirketler Grubu ve Ermetaş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Haziran 2016 Perşembe. Lefkoşalılar su istemiyor ha? Evet. Lefkoşalılar su istemiyor Hasan abi. Dün akşam üstünden itibaren yani karar alındıktan sonra her yerde gündem buydu. Yani sadece Lefkoşa'da değil. Kirne'de de her yerde bu konu konuşuyordu. Vay Lefkoşalılar ne yapacak şimdi ya da helal olsun Lefkoşa'ya. Bak 2.30'u kabul etmedi, dik durdu falan filan. Şimdi bu iş o kadar basit bir iş değil. Neden? Nedeni şu, dün zaten programda söyledik bunu. Yani bu işin kalbi Lefkoşa. En büyük tüketici kesim Lefkoşa. Evet. Yani dolayısıyla şimdi Lefkoşa'ya bu suyu vermediğinde belki de bir sürü hesap bile değişebilir. Evet. Değil mi? Yani 2.30'luk maliyet belki de 2.5 liraya bile çıkabilir. Sen nihayette şebekede bu suyu aynı basınçla o mesela elektrik parasıyla vesaire tutacaksın. Ha, bir işin bu tarafı var. Ve bir de tabii Lefkoşa nihayette kamuoyunu belirleyen insanlar. Yani nüfus yoğunluğu bakımından, nüfus çokluğu bakımından, merkezi olması bakımından. Tamam, hala daha bundan sonra diyor suyu mu kullanacaklar? Nasıl olacak? Bilmem. Hükümet olacak? Sen nasıl? Hükümet bunlara normal suyu eskisi gibi 25 kuruştan vermeye devam edecek mi? Yoksa yarın su işleri dairesi veya Tarım Bakanlığı, hükümet, yani bizim suyumuz da tamam 2.30 değil ama 1.5 lira oldu mu diyecek. Öyle diyecek çünkü bakan açıklama yaptı. Fiyat dedi 25 kuruş olmayacak dedi. O da gerçekçi bir fiyat olacak artık. Evet. Tamam, o zaman nasıl olacak? Neyi reddetti Lefkoşa? Bilmem. Veya Lefkoşa Belediye Meclisi. Halkın sesini verin arkadaşlar. Bilmem neyi reddetti abi. Suyu reddetti işte, görüyorsun. Dedi ki ben bu suyu istemiyorum dedi. İstersen sana oranları da vereyim. Kim ne dedi, ne yaptı? Öyle bir şey bilmek ister misin? Ben değil, izleyicilerimizi bilgilendirmen gerekir. Oğlum ben bu, sabahleyin buraya gelmeden ben bunları öğrendim de geldim. Tamam. Hayır oyu kullananlar CTP tam kadro olarak hayır oyu kullandı Hasan abi. CTP'nin 2, 4, 6, 8 oyu var. Oyu var. Yine hayır oyu kullananlardan TDP'nin 5 oyu var. Ama 2 tanesi hayır dedi. YKP'nin tek oyu var. O da 1 tanesi hayır dedi. YKP zaten tam kadro demiş oldu yani. UBP tam kadro evet dedi. Bağımsız sonuç koyuncu evet dedi suya. TDP'den Özmen Birinci, Çelen Çağansu ve Alev Denizgil evet dedi. DP'den Rauf Denktaş var. O da toplantıya katılmamış. Yani CTP tam kadro hayır oyu kullanmış. TDP yarıya bölünmüş. 5 kişilik kadrodan 2 tanesi suya hayır demişler. Neye hayır dediklerini onlar açıklamalı.
Onların tabii verdiği bir açıklama var. Örneğin TDP'li meclis üyesi Mine Atlı demiş ki toplum bizimle birlikte bu bedeli ödemeye hazır olmayabilir ama seçilmiş toplum temsilcileri olarak suyu özel bir şirketin insafına bırakacak protokolü kabul etmemiz mümkün değildi demiş. O yüzden de hayır oyu kullanmış TDP'li Mine Atlı. Altı ve de Atlı. Yani şimdi Mine Hanım aslında suyun özel şirkete verilmesine hayır dedi. Tamam, şimdi su özel şirkete mi veriliyordu? Bir de şöyle dedi, toplum bizimle birlikte bu bedeli ödemeye hazır olmayabilir. Neyin bedelini? Hayırın bedelini. Evet. Bizimle... Yani suyun bedelini değil. Evet. Hayır, şu anda işte hayır diyoruz biz hayır ama dedim. Toplum buna ödemeye hazır olmayabilir dedi buna. Bir dakika be Cem, neyin bedelini ödemeye hayır? Bu hayır yahu, onun söylediği hayır, yani bunu reddetmeyi. Reddetmenin bedelini diyor Mine Hanım. Bu reddin bedelini toplum ödemeye hazır olmayabilir diyor. Ama biz seçilmiş kişiler olarak, toplumun ileri gelenleri olarak, bu toplumun geleceğini düşünen akil insanlar olarak buna hayır demeliydik. Niye? Suyun bu şekilde özel bir şirket tarafından... Özel bir şirkete verilmesi oylanmadı ki orada. Tamam, 2.30 TL'den alınması oylandı. O başka. Tamam. Demek ki Mine Hanım neye oyladığını bilmez, kusura bakma. Murat Kanatlı, su yaşam hakkıyla bağlantılıdır. Suyun bir meta gibi alınıp satılması kabul edilemez demiş. Şimdi nasıl yapılıyor? Yani tek tek söyleyeceğim, ben de tek tek cevap vereceğim size. Şimdi su bir meta değil mi? Bilmem, meta satılıyor sonuçta. Yani eğer öyle düşünecek olursak. Su şimdi bir meta değil mi? Metadır. Üstelik sana şunu da söyleyeyim. Avrupa su şartında çok önemli bir maddedir bu. Suyun meta olarak değerlendirilmesi gerektiği. Çünkü meta olmadığı takdirde fiyat mekanizmasıyla kontrol edemiyorsun. Yani mesela hava meta değildir şu anda. İnşallah 100 yıl kadar sonra biz görmeyiz tabii de. Yanımızda tüpçükler taşıyıp havayı satın alıp solumayız. Umarım. Yani kıt olan şeyler doğada artık giderek aslında doğal ihtiyacımız olsa bile kıtlaşan şeyler meta haline gelebiliyor. Başka bir yerde çalışıyorsun, bir ücretle bir veya bir gelirle bir değer elde ediyorsun ve gidiyorsun bu metayı satın alıyorsun. Mecbursun buna. Ekmek niye metadır? Nasıl? Ekmek temel bir girdi değil mi mesela? Evet, niye meta? Niye meta? Bilmem. Tamam, Murat Beyciğim buna cevap verecek. O diyor, yani sloganlarla yönetilir ve yani sloganlarla yönetilemez. Zaten benim akşamdan beri düşündüğüm şey de budur. Yani KKTC yönetilemez hale geldi. Çocuk oyuncağı zannederiz bu şeyleri. İşleri. Yani herkes, bak mesela Mine Hanım diyor ki özele verilemez. Özele verilmesi yok. Murat Kanatlı diyor ki meta olamaz bu diyor. Tamam. Tamam. Ama bunlar çok önemli değil. Çünkü bunlar neticeyi değiştiren şeyler değildir. Sen yani bu okuduğun tabloda Cem, enteresan olan başka hususlar var. Belediye başkanının partisi ikiye bölünüyor. Belediye başkanı en temel beledi konuda kendi partili arkadaşlarına liderlik yapmadı demek. Sorumluluktan kaçtı demek. Öyle değil mi? Evet. Yani ben neticeye bakarım. Tabii kendi aralarında ne konuştular, bu kadar aydır konuşuyorlar mı bu konuyu, konuşmuyorlar mı onu bilmiyorum. Ama TDP grubu 5 kişiden oluşuyor değil mi? Evet. 5 kişi. Çoğunluğu evet dedi. 3-2 bölünmüş. Tamam, Mine Hanım bunu bize söyleyeceğine zaten kendi arkadaşlarına söyleyecekti. Mesela Özmen Birinci gibi TDP'de de önemli sayılan genç bir isim var belediye meclisinde. O evet demiş. Evet. Niye Özmen Birinci evet demiş? Öyle bir neden evet dediğini açıklayan yok. Neden hayır dediğini açıklayan var. Tamam. Evet. Harmancı'nın kendisi oy kullanmamış.
Evet ama Harmancı bu durumdan çok memnun değil gibi gördüm ben. Açıklamasından öyle algıladım. Tamam, niye oy kullanmamış? Niye oy kullanmadı? Niye bir siyasi şey tavır almamış böyle temel bir konuda? Evet. Hem bu kadar oportunistçe bir tavır olur mu? Ben ne evet diyeyim ne hayır diyeyim bakayım meseleye. Şöyle diyebilir tabii Sayın Harmancı'nın sosyal medya paylaşımlarından akşam ben okudum. Eğer evet. Kullansam da neticeyi değiştirmeyecekti. Ben o onun peşinde değil ki kamuoyu. Sen laf koşa belediye başkanısın. Aylardan beri tartışılan bir su meselesi var. Bu arada Harmancı senin söylediğin şeye bu dedin ya Mine Atlı işte anlamamış diye. Su özelleşmiyor geçiş dönemi dedin ya. Harmancı onunla ilgili şöyle söylemiş. Üç arkadaşımız, iki TDP, bir YKP, fiyat temelinden değil geçiş döneminde suyun alınmasının özelleştirme kapasını açacağı iddiasıyla bunu reddetmiştir diyor. Yani bu şeyden değil, buna evet dersek özelleştirme kapısı açılacak. Yani biz bu işlere toptan karşıyız diyorlar. Aynen bize öyle. Önümüze getirmeyin böyle meseleyi. Onu bilemem de söyledikleri bu özelleştirmeyi açar diyor. O yüzden biz bunu istemiyoruz diyor. Tamam. Murat Kanatlı'nın açıklamasının detayları var işte daha önce. Boşver. Gelelim CTP'ye. 8 tane CTP'li blok olarak hayır dedi. Ben Harmancı'nın açıklamasını bu konuda akşam okudum merak etme. Onlar da işte bu fiyatı yüksek bularak hayır demişler diyor Harmancı. Kendileri demiyor. Mehmet Harmancı'nın görevi bu mu? Onu da ayrıca çok merak ediyorum. Kendi tavrını açıklamaktan çok hayır diyenlerin tavırlarını ayrıştırıyor. Ona ne? Önce o kendi tavrını açıklasın. Evet ama Harmancı diyor ki bu konuda bu fiyat konusunda verelim onu lütfen Kıbrıs postasını. Yalnız bırakıldığımı hissediyorum. Çünkü... Boş ver ya nasıl yalnız? Niye? Adam bir tavır belirlememiş. Yalnızlığı mı olur onun? Hayır ya bu fiyat konusunda belediye meclisinin kritik kararı sonrasında açıklama yapmış. Diyormuş ki... Hocam sen benim ne dediğimi anlar mısın sabahtan? Bir dakika kendisinin... Adam ne dedi ki yalnız bırakıldı? Bu fiyat kabul edilemez demişti daha önce. Kim? Açıklamasında Harmancı. Daha önce demişti bunu. Dedi şimdi ne diyor? Bu fiyattan su alıp almamaktır mesele. Tamam. Kabul edilemez zaten herkes diyor. Sen de gidiyorsun çarşıya ayakkabı almak istiyorsun. O ayakkabıya 200 lira diyorlarsan kabul edilemez diyorsun. Almıyorsun gidiyorsun. Yanında sinek var. Adam söyledim diyor daha önce. Allah Allah. Sen ne? Ya karardan söz ediyoruz. Propagandadan şeyden söz etmiyoruz. Ya yorumculuktan söz etmiyoruz televizyonda bizim yaptığımız gibi. Yani bir mevkide bulunmak başka bir şeydir. Görüş belirtmek vesaire başka bir şeydi. Şimdi sen dün akşamki belediye meclisi kararında neden oy kullanmadığını sorguluyorsun şu an. Evet. Tamam. Bak o da diyor ki, diyorum, bir dinle adam ne demiş. Diyor ki, Harmancı kendisinin en başından beri suyun kararlaştırılan fiyatı konusunda tepki ortaya koyduğunu, bu konuda mücadele ettiğini söylüyor ve yalnız bırakıldığını söylüyor. Ancak... Bu konuda yalnız bırakıldığımı hissediyorum çünkü bugün karara hayır oyu veren CTP'li arkadaşlar kendi altı belediyelerine oy birliğiyle suya evet demişlerdir. Ha, CTP'yi suçluyor yani. Ha. Yani bu su meselesi aslında soldaki bir şey yarışının bir parçasıdır. Evet yani diyor ki biz birlikte hareket etmeliydik diyor buna karşı savaşmalıydık bu fiyata karşı ama sen diyor CTP... Kendi belediyelerin dahil olmak üzere Mausa'da, orada, burada, tamam, işin özetini anlatıyorum. Gittin suya oy birliğiyle evet dedin. Tamam dur burada. Harmancı'nın dediğinden daha önemlidir o şey. Harmancı'nın demesine gerek yok. Onu öyle sunduğun zaman ben de böyle tepki veririm. Harmancı çok söyleyecek değildi bize bunu. Evet ne tamam. Diyecekti? Yani o CTP'li 8 belediye meclis üyesinin blok olarak... oy vermesi, hayır oyu vermesi tabii ki önemlidir. Ve başka yerlerde de niye kalem almadım anladın mı? Çünkü dikkatimi dağıtıyorsun. Sallıyorum çünkü. Tamam. Mausa'da, Çatalköy'de bildiğim kadarıyla
belediye meclis üyeleri, yani belediye başkanlarının CTP'li olmadığı yerlerde de CTP'li belediye meclis üyeleri evet bu suyu bu fiyattan alalım dediler. Pahalı bulmadılar. Evet. Aynı zamanda bazı CTP'li belediye başkanlarının olduğu yerlerde de belediye meclisleri oy birliğiyle Geçitkale gibi, bilmiyorum haberde ne yazıyor orada, Geçitkale gibi bu suya talip oldular. Evet. Oy birliğiyle. Yani şimdi bu durumda... Mehmetçik de öyle, evet. Mehmetçik de mi öyle? Tamam. Bilmiyorum ben. Mehmetçik CTP'nin değil mi? Mehmetçik belediye başkanı CTP'lidir. Suya, belediye meclisinde... Ha, suya okey dedi orası da, o yüzden söylüyorum. Tamam. Ha şimdi CTP'nin bu tavrındaki bu ikirciklilik niye? Yani bu nasıl olur? Ha şimdi belediye meclis üyelerini biz CTP olarak serbest bıraktık. Kendi kararlarını alsınlar. Yani bu yerel bir demokrasidir. Biz buna karışmıyoruz diyorsa CTP genel merkezi, tabii bu, ki bunu anlarım. Farklı fikirler olabilir. Evet. Böyle bir uygulama konusunda su ihtiyacı her yerde farklı olabilir. Yani Mausa'da zaten biz arıtmadan suyu daha pahalı alıyoruz. Dolayısıyla 2.30 bizim için makuldür diyebilir CTP'li üyeler de. Tamam. Şimdi belediye meclis üyeleri de. Harmancı neden oy kullanmadığını da söylüyor. Harmancı diyor ki söyleyin Hasan Erçakıcı'ya neden oy kullanmadığımın gerekçesi şudur. Ona 8 şeklinde tecelli etti oylama. Bunun belli olmasından dolayı oy kullanmaya gerek görmedim diyor. Yani kendisi de oy kullansaydı 11'e 8 biz ya da şeyi bile kınarız sırasında. Seçmenin niye gidip oy kullanmadığını bile kınarız. Oy kullanmak gerekir deriz. Burada neticeyi belirlemek için ille de oy kullanmaz insanlar. Kendi siyasal tavırlarını da veyahut da kendi tutumlarını da artık gelinen aşamada üstelik yani son raddede dediğimiz şekilde belirlemek için bunu oylarıyla belli ederler. Tamam. Şimdi Lefkoşa Belediye Başkanı olarak Mehmet Harmancı bu suyun fiyatını yüksek de bulmuş olabilir. Bunu da defaatle açıklamış da olabilir. CTP'ye çağrı da yapmış olabilir. Gelin birlikte bu suyun yüksek fiyatına karşı mücadele edelim de demiş olabilir. Ama bugün beklenen kararlar vardır belediye meclislerinden ki bu su işte daha da kurak aylara giriyoruz, yaz aylarına giriyoruz. Lefkoşa halkına verilecek mi, verilmeyecek mi bu fiyattan? Tartışmalar bir tarafa, son kertede, son raddede dedim biraz önce, bunu tekrar vurgu yapıyorum. Hı. Mehmet Harmancı'nın kararı nedir? Ben sana... Çünkü Mehmet Harmancı belediye başkanıdır. Senin sorduğun soruya tamam. Yanıt niteliği. Buna nihai bir karar vermesi lazımdı. Artıları vardır, eksileri vardır. Tamam, bunu şöyle, gayet iyi anlıyorum. Ben evet diyeceğini düşünüyorum. Neden? Şunu açıklayayım sana. Demedi. Tamam, kararı vermedi. Diyeceğini diyorsun sen. Ben dediği şeye anlıyorum. Bakıyorum. Net bir şey koymalıydı diyorsun. Ben çok da katılıyorum bir siyasi olarak. Tamam. Lider, bir başkan. Lider, başkan olarak bu konudaki fikrini oy kullanarak ortaya koymalıydı diyorsun. Katılıyorum. Tamam. Tamam. Ben liderlik yapmadı dedim zaten. Başkan Harmancı da şöyle de bir şey de söylüyor. Doğal olarak diyor susuzluktan kıvranan bir Lefkoşa varken biz de en azından geçiş döneminde bu suyu kullanmak isterdik. Tamam en az iyi bir şey söylemiş. Ancak meclis bu yönde karar almıştır diyor. Şu dakikadan sonra bu suyu tekrardan nasıl müzakere ederiz bilemiyorum. Ancak kararla birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi kısaca 2.30'dan su almaya hayır demiştir diyor. Başka bir şey daha söylüyor. CTP'nin yani bundan yaptığını... sen ne anladın? Benim söylediğimden bunun yani benim söylediğime bunu okuyarak cevap veriyorsun. Hayır. Senin söylediğini anlıyorum dedim. Ha. Oy vermesi gerekirdi. Katılıyorum dedim. Ha, bu, ama... bu yani benim söylediğime cevap değil. Değil. Başka... Mehmet Harmancı burada bize olanı biteni anlatıyor. Gazete muhabiri. Tamam. Belediye başkanlığına soruyorum ben. Tamam ya. Yani o evet mi diyecekti, hayır mı diyecekti konusunu geçmeye çalışıyor. Gazete muhabirine sormuyorum. Ne oldu akşam? Tamam adam çıkıp evet ya da hayır demedi. Onun ötesinde başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Oraya takılma. Onun ötesinde
Belli ki takıldım. Kararı evet olacaktı başkanın bu noktada. Olacaktı. Ama gördü ki çoğunluk hayır diyor, sustu kaldı. Sinde gulle geçsin. Tamam. Tamam, başka bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Kaç tane cümle kurdum ki? Evet, çok tamam. Sayıda cümle kurdum, yeter. Size sabotaj mı yapıldı CTP tarafından diye bir soru yöneltiliyor Armancı'ya. Kıbrıs Postası'ndan okuyorum bu arada, onu verelim. Size sabotaj mı yapıldı? O kelimeyi kullanmak istemiyorum diyor. Ancak keşke eylem birliği içerisinde hareket edilip ortak bir karara varılsaydı diye düşünüyorum. Anlaşılan odur ki bu kararla beni bir nevi sen git bu işle savaş noktasına götürmek istiyorlar. Ancak suyun müzakeresini yapacak olan ben değilim. Ne dedin, tekrar okur musun? Neden okur musun Cem? Ne? Ne dedi, ne dedi? Beni sabotaj konusundan başlıyorum. Hazır mısın? Evet. Tamam. O kelimeyi kullanmak istemiyorum. Ancak keşke eylem birliği içerisinde hareket edilip ortak yani unsurlar bir eylem birliği içinde olmayı arzu ederdi CHP'yle. Olamadı. Evet. Tamam. Anlaşılan odur ki bu kararla, yani CHP'nin tam kadro hayır demesiyle ilgili, bu kararla beni bir nevi sen git bu işle savaş. Yani öne sürüyorlar. Onlar geride kalıyorlar diyor. Sen savaş noktasına götürmek istiyorlar. Ancak suyun müzakeresini yapacak olan ben değilim diyor. Yavaş oku. Suyun müzakeresini yapacak olan kimmiş? Onu da söylüyor, dinlemiyorsun ki. Bir sabretsen. Ben değilim. Yavaş oku, anlamıyorum ya. Ama gelmedim ki daha oraya. Anlamıyorum Cem, okuduğunu anlamıyorum. Tamam, bütün Kıbrıs anladı. Hasan abi anlamadı. Tekrar ediyorum. Suyun... Ya noktası virgülü yok mu bu cümlede? Var, durdum işte. Ha? Ben değilim dedi. Durdu adam, sen de girdin araya. Zira ortada bakanlar düzeyinde müzakere edilen ve alınan bir su fiyatı kararı vardır diyor. Yani ben müzakere değil, bakanlar düzeyinde bir müzakere söz konusu diyor. Tamam, bunu gazeteye söyleyeceğine kendi arkadaşlarına söylemesi gerekmez miydi? Kendi pekala CTP'li arkadaşlarını, ki pek çok konuda kendisine şimdiye kadar destek oldular. Bu konuda ikna etmeye çalıştı mı? Bakanlar düzeyinde bu su fiyatı müzakere edildi, bağlandı. Arkadaşlar bizim yapacak bir şeyimiz yoktur ve bu suya ihtiyacımız vardır. Bunu kullanmamız gerekir vesaire, değil mi? Demedi demek ki. Baksana TDP'de de 3'e 2'li bir durum var. Tamam. Ben de zaten bunu sorguladım. Yani Lefkoşa Belediye Başkanı, Lefkoşa Belediyesi'nde yaşayan insanların su sorununun çözülmesi konusunda artık yapamayacağı şeyler vardı. Yani müzakere edilmiş, bağlanmış örneğin su fiyatı. Ama bu suyu bu fiyattan alarak ve mümkün olduğu kadar da en düşük fiyata halkına ulaştırarak bu susuzlukla mücadelede bir liderlik yapması gerekirdi. Ben zaten bunu sorguluyorum. İster CTP grubu, ister TDP grubu, ister UBP grubu, ister diğer daha küçük gruplar nezdinde çeşitli girişimler, çeşitli ikna hareketleri de yapması gerekirdi. Yani burada CTP'yi suçlaması, beni öne sürdüler demesi bir şeyi değiştirmez ki. Tamam, belediye başkanı kendisidir. Arkadaşlarına söylemedi falan dedin ya, söyledi mi söylemedi mi? Evet. Onu ispatlıyorum sana söylemediğini. İspatlayayım mı? Bilmiyorum, varsa bir şey. Ben Mine, o gazete senin önünde. Mine Atlı diyor ki, bak tane tane okuyorum. Evet. Biz iki TDP'li belediye meclisi üyesi olarak bu geçiş döneminde suyun kullanımına hayır oyu verdik. Öncelikle yoldaşımız Mehmet Harmancı'nın 2 yıllık süreç içerisinde verdiği onurlu mücadeleyi desteklediğimizi, mücadelede ortaya koyduğu değerlere samimiyetle bağlılığından hiçbir şüphe duymadığımızı belirtmek isteriz. Bununla... Dedin ya, arkadaşlarına söyledi mi bu suyu kullanmak isterdik, şunu yapmak isterdik falan filan deseydi Mine Atlı da çıkıp böyle demeyecekti. Peki de dediği için böyle söylemiştir. Niye öyle desin? Çünkü Harmancı kendilerine ya delilik yapmayın, evet deyin çünkü bu suya ihtiyacımız var dediyse Mine Hanım da diyor biz senin mücadelene saygı duyuyoruz. Yani bu konuda geçmişte öyle mücadele ettim falan filan ama kusura bakma şimdi seni dinlemeyeceğiz.
manasında söylemiş. Manasında da söylemiş olabilir. Evet. O da olabilir. Bir şey demek istemiyorum bu konuyla ilgili başka. Çünkü önümdeki veriler üzerinden konuştuğum için. Tamam. Yani bu mana tartışılır. Evet. Başka? Ne var bu haberlerde? CHP'nin tavrı çok önemli bundan sonra. Çünkü bu bir sürü yere yansıyacak. Evet. Çünkü Harmancı çok büyük laf ediyor burada. Ben sana onu söyleyeyim. Yani beni diyor yalnız bıraktılar diyor. CHP'li arkadaşlar. Sen gene ona geliyorsun. Ben ona ister yalnız kalsın ister şey kalsın. Ben Harmancı'nın yalnız kalıp kalmadığının peşinde değilim ki. Neyin peşinde? Kentler bu suyu almaya devam edecek mi? Yani Lefkoşa'dan bak, sonra sana, karar vermesi gereken örneğin Girne var. Örneğin Gönyeli var. Sana güzel bir şey veriyor. Gönyeli Belediye Başkanı bu işlerin başını çekmiş. Gönyeli Belediye Başkanı'nın yanı sıra Belediyeler Birliği Başkanı da. Sence bu Harmancı'nın bu sözleri CTP işte sabotaj şu bu bizi yalnız bıraktı öyle yaptı CTP kendi altı belediyesinde oy birliğiyle evet dedi falan filan sözleri Gönyeli'yi etkiler mi Ahmet Benli'yi? Tabii şimdi ki etkiler. Ahmet Benli şimdi evet oyu alırsa belediye meclisi nasıl açıklayacak bunu? Bilmiyorum. Yani iş sarpa sardı. Yani diğer mesela işte Girne'deki CTP'li belediye meclis üyeleri nasıl oy kullanacak? Tamam, formül veriyoruz. Formül bize ait değil. Verelim Diyalog'taki haberi halka sorulmalı formülü. Bu formül UBP Lefkoşa ilçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu'na ait Hasan abi. Bak ne diyor Sadık Gardiyanoğlu? Belediye meclisinin bu talihsiz kararı sonrasında Lefkoşa'da referanduma gidilmesinin şart olduğunu söylüyor. Lefkoşa'da referandum şart, Lefkoşa Türk Belediyesi meclis toplantısında temiz, sağlıklı, içilebilir kalitede musluklarımızdan akacak su, maalesef CTP meclis üyelerinin oy birliği ve TDP'li birkaç meclis üyesinin oylarıyla reddedildi. Bu tarihsel oylamada Lefkoşalı'nın sağlığıyla oynayanları tarih asla affetmeyecek. Siyasi egolarınızdan kurtulup Lefkoşalı'nın sağlığını düşünün demiş ve halka sorulmalı demiş. Nasıl bir formül sence? Şimdi belki bir çıkış yolu olabilir bu. Çünkü Mehmet Harmancı da diyor ki yani öngörü de bulunacaksak yani eleştirileri bir tarafa bırakıp bir değerlendirme yapacak olursak diyor ki bu saatten sonra bunu nasıl müzakere edeceğiz derler bilmiyorum. Yani o da böyle bir kararın aslında uygulanabilir bir karar olmadığını farkında belediye başkanı değil mi? Evet. Yani Lefkoşa Belediye Meclisi bu suyu almamaya karar verdi. Tamam ama nereden su bulacak? Nihayette su temel bir ihtiyaç. Ve insanlar bunu işte tankerlerle alıyorlar. 8-10 lira, 12 lira, 15 lira tonu alıyorlar bunu. Musluklarından atmıyor. Bir sürü sosyal medyada da sabahleyin baktım. Tepkiler var. Bu suyu tankerlerle alacak durumda olmayan insanlar var, parası olmayan insanlar var. Dolayısıyla 5 lira 6 lira bile olsaydı çeşmeden akacak olan temiz su yine yarı yarıya gelmiş oluyor şeyle. Yani hani o meta olmasın su denen mesele var ya, su işte sapına kadar meta yani Lefkoşa'da şu anda. Ve pahalı bir meta da üstelik. Tamam mı? Çünkü kıt bir meta. Dolayısıyla bu uygulanabilir bir karar değil. Yani almıyoruz demekle iş bitmiyor. Bu suyu nasıl alacağız sorusu devam ediyor. Nasıl yapacağız da alalım sorusu devam ediyor. Gardiyanoğlu diyor ki referanduma gidelim. Bu tabii Harmancı'yı da kurtarır. Bu herkesi kurtarıyor. Nasıl müzakere edileceğini yeniden bilmiyorum diyor. Oy kullanmaktan kaçınıyor. İşte siz istediniz der Lefkoşalılara. Ben de bu suyu aldım. Yani evet çıkarsa referandumdan. Ama burada başka bir soru var. Bunu hiç karşılaşmadık şimdiye kadar bilmiyorum. Onun için bunu hemen cevap veremem. Nedir o? Belediyeler referanduma nasıl gidebilir? Nasıl karar alınır? Nasıl karar alınır? Yani belediye meclisi oturup bugün referanduma gitme kararı alsa olur mu? Ve bu nasıl uygulanır?
muhtemelen bir yerde bir şeyi vardır bunun. Gardiyanoğlu'nun açıklamasında bunun izahı var mı? Hayır, buraya kadar demin okuduğum nokta. Yani bunun hukuki şeyleri konusunda. Bunu tartışmak veya referandum sayılacak bir oylamayı belediye organize eder. Bunun hukuki değeri tartışmalı olsa bile, yani böyle bir hak olmasa bile, çünkü neyse bitireyim bu cümleyi, böyle bir hak olmasa bile belediye meclisi bu defa bunun üzerine, referandumda çıkacak olan karar üzerine yeni bir oylama yapma ihtiyacı hissettiğini açıklar politik olarak, oylama yapar. Evet çıkarsa tabii referandumdan. Ha, referandumdan da hayır çıkarsa zaten belediye meclisi de hayır kararı almış. Dolayısıyla bu hayır kararını veren belediye meclisi çoğunluğu da bir yerde halkla bütünleşmiş gibi olur. Artık ne olur bilemem. Dolayısıyla bu bir çıkış yolu olabilir. Ama bunun yani böyle hukuki bir referandum süreci zor. Niye bunu söyledim? Çünkü insanlarımız biliyorlar, referandum için, yani genelde yaptığımız referandum için meclis yasa yapıyor. Yani bu anlam planında da öyleydi, diğer şey meselelerde de böyledir. Onun prosedürü vardır. Mesela anayasa için, değişikliği için biz referanduma gittik. Bunun anayasada belirlenen maddeler tahtında bu referandumu gerçekleştirdik. Anayasanın nasıl değiştirilebileceğini öngören maddeleri vardır anayasanın. Bu çerçevede referanduma gittik. Şimdi belediye meclisinin kararı mı referanduma sunulacak? Nasıl olacak? Ne sunulacak? Yani bu gibi şeylerde referandumda yapılacak oylama bile, sorulacak soru bile bir yasayla belirlenir. Ama dediğim gibi bu sembolik bir şey de olabilir. Yani nihayette seçmen listeleri meydanda, okullar meydanda, okulların sınıfları meydanda, oralara birer sandık konur, bir şeyler yapılır ve herkesin katılımıyla zaten bir referandum kurulu oluşturulursa belki Lefkoşa Belediye Meclisi sorumlu biz değiliz demek ihtiyacı varsa Lefkoşa Belediye Meclisi'nin ve Lefkoşa Belediye Başkanı'nın. Bu arada başka bir soru daha var. Ama bak bu cümleyi bitireyim çünkü anlaşılan o ki biz değiliz sorumlu demek gayretidir, bu başka bir şey değildir. Evet. Yani başka şey dediğimi de söyleyeyim mi ne olduğunu? Evet. Buradaki başka şey de Hasan abicim, bu fiyat 2.30'dan mı referanduma sunulacak yoksa 2.30'dan alınan suyun halka satılacak olan rakam mı halka sorulacak? O da ayrı bir şey. Bilemeyiz onu, bilemem. İşte bak söylediğim şey bu. Yani öyle referandum demek de o kadar basit değil ama hayır, belediyemiz kendi deposuna bu suyu 2.30'dan alsın mı diye sorulabilir. Evet, veyahut da belediye 2.30'dan bir hesaplama yapar. Biz bunu 2.30'dan alırsak işte halka 5.30'dan verebiliriz. Atıyorum. Ona göre. Tamam. 5.30'dan su almayı kabul ediyor musunuz ey insanlar? Dersin. Dersiniz. Bilmiyorum. Şimdi Harmancı'nın bir kaç cümlesi daha var. Az önce bölük pörçük okuduğum için bütünlükle okuyorum şimdi. Diyor ki, her cümleyi ayrı oku. Bu karar umarım bu karar yorumlanmasını istiyorsan tabii. Hı. Yani umarım bu karar en azından 2.30 fiyatı konusunda yeni bir değerlendirme yapılmasına katkı sağlar diyor. İşte bu mesela yapar mı? Bence imkansız. Ama bilmiyorum yine de. Ama koskoca Lefkoşa buna hayır dedi. Tamam, evet diyenler. Kim o evet diyen? Mausa. Tamam, onlar alacak zaten. Lefkoşa almayacak suyu. O kadar ne? Almayacak. Ya ben evet dedim diye bana 2.30'dan suyu vereceksin. Ha. Lefkoşa hayır dedi diye ona 2 liradan mı vereceksin suyu? Hayır canım, bütünlüklü. Yoksa bütünlüklü Lefkoşa hayır dedi diye sen suyun fiyatını ey hükümet 2 liraya düşüreceksin. Sonra Mausa Belediye Meclis üyeleri bütün adada rezil mi olmuş olacaklar? Bakın siz direnmediniz, Lefkoşalılar direndi. Bizim bütün adada suyumuzun fiyatını 2 liraya mı indirdiler olacak? Bilmem onu. Öyle olmaz bence. Nasıl olur? Yani bütün ülkede fiyat düşer. Sadece Lefkoşa için özel bir fiyat düşmez yani. Hocam sen benim ne söylediğimi anlıyor musun? Yok.
Uyuyordum o saat. Ben sana diyorum ki bütün adada fiyat düştü. Evet. Lefkoşa'daki bu hayırdan sonra 2 evet. liraya düştü. Evet. Mausa Belediye Meclis üyelerinin eve gitmeleri lazım ve bir kere daha da sokağa çıkmamaları lazım. Her şeyden dolayı diyorsun. Anladım. Ha ya. Tamam, şimdi anladım. Tamam, hükümet bunu yapar mı? Yani sen Nazım Çavuşoğlu'nun yerinde olsan bunu yapar mısın? Yok. İsmail Erter'e bunu yapar mısın? Mausa Belediye Meclis üyelerine bunu yapar mısın? UBP'li, CTP'li vesaire. Bir sürü belediye var hala. Ben sana sadece Mausa örnek verdim, örneğin. Tamam canım, yani olmaz öyle şey. Yani diyorsun ki 2.30 fiyatı... Sonra bu biliyorsun bir imzalanmış bir protokoldür Türkiye ile. Yani bunu dönecek, yani hükümet önce kendi tamam ya bu Lefkoşalılara kulak verelim diyecek. Önce bakan, sonra bakanlar kurulu KKTC'nin. Sonra bu yapılmış olan Türkiye ile anlaşmanın revize edilerek suyun fiyatının 2 liraya örneğin çekilmesini isteyecek. 2.30'dan evet. Pekala Lefkoşa Belediye Meclisi 2 liraya da reddederse... Bu defa bir 8'e mi indireceğiz? İşte. İşte, başka bir soru. İşte ne? Ne bileyim. İştesi işte, yok. Soruyu soruyorsun. Ne bileyim sonuçta. Dolayısıyla doğru soruları gündeme getirir bu. Ve bu olacak bir şey değil. Tamam, devam ediyorum. Diyor ki ilk günden bugüne toplum faydası ve çıkarı doğrultusunda bu imzalanan protokolün yanlış olduğuna inandım ve mücadele etmeye çalıştım. Gelinen noktada geçiş dönemine ilişkin protokolü ve fiyatı belirleyen taraf biz olmadık. Hani az önce dediğimiz bakanlar konusu. Fiyat yanlış mı? Evet, yanlış. Fiyatın yanlışlığı ile ilgili mücadelemizde bütünlü bir tavır sergilenemedi. Bütünlüklü bir tavır. Burası önemli. Bizim dışımızda verilen kararların mağdurları olarak... Lefkoşa'nın kobay muamelesi görmesi beni en rahatsız eden konudur. Bak burası çok değerli Hasan abi. Nedir bu anlası, ben anlamadım. Bizim ki dışımızda verilen kararların mağdurları olarak. Bizim dışımızda verilen kararların mağdurları. Sen mağdur olduklarını düşünmüyorum bir kere. CTP açısından. Ne mağdur edebiyat? Bu mağdur edebiyat. CTP açısından söylüyor bence. Ne CTP açısı? Lefkoşa'nın kobay muamelesi görmesi beni en rahatsız eden konudur. Kobay muamelesi ne demek? Kobay işte tek başına çık mücadele et konusudur. Lefkoşa diyor. Kendini mi söylüyor? Lefkoşa'nın ne kobaylığı var? Kobay varsa şeydir, Mausa'dır. Su almıyor. Su yok Mausa'da. Bilmem. Senin anladığın oysa sen oradan yürü. Oradan değerlendir. Ne? Şimdi harmancı... Sonra biz yani harmancı CTP kavgası bakışından mı... Açısından mı yorumlayacağız bütün bu cümleleri? Ben bir de bunu merak ediyorum. Bilmiyorum. Belki ben algılamıyorum çünkü belki o noktadan bakmıyorum. Yani bütün mesele şimdi de yani daha önce CTP'nin parti meclisiydi, şuydu buydu meselesiyle bu su konularını ele alıyorduk. Şimdi meseleyi harmancı CTP kavgasıyla mı ele alacağız? Harmancı Ferhoyegen. Yani öyle mi anlamam lazım bu cümleleri? Harmancı Ferhoyegen sendromu yaşıyor bence. Neyse, bilmiyorum. Tabii burada yine de bir husus var ama onu da belirtmeden geçmemek gerekiyor. Buyur. Bu kadar şey içerisinde. Buyur efendim. Şimdi bu sunun 2.30'luk fiyatının bileşenleri hükümet tarafından açıklanmadı. Hatta bu konuda CTP'li eski bakanlar, milletvekilleri, meclis kürsüsünden Sayın Nazım Çavuşoğlu'na soru sordular. Bunları açıkla dediler. Bilgi ver bize dediler. Neler var bu 2.30'un içerisinde? Ve bir espri olarak, ben sonra Sayın Bakan'la bizzat konuştuğum için bunu buradan tekrar ediyorum. Bir espri olarak Sayın Çavuşoğlu dedi ki grup odasında buluşalım, size bilgi veririm. Çünkü kendisine daha önce böyle bir şey söylenmiş. Tamam, bu bana izahatıdır. Çünkü ben bunu... Bu yaklaşımını yani, Sayın Çavuşoğlu'nun burada kınadıydım. Olur mu öyle şey dediydim? Mecliste bilgi vermek varken biliyorum. Grup odasında mı? Sonra ben Sayın Bakan'la konuştum bunu. Ve tabii ki eleştirdim. Olur mu Sayın Bakan dedim böyle bir şey. O dedi Hasan Bey bütün şeyi vermediler. Biz daha önce öyle bir muhabbet olduydu. Yani Erkut Bey galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani detaylı veririm grup odasında falan bu bilgiyi dedi. Ben de o manada kullandım. Atıfta bulundu yani. Tamam. Ama şimdi bu Sayın bakanların, eski yeni bakanların
arasında böyle esprili şeyler olması da biz anlamıyoruz bazen, olabilir. Yanlış yorumlara da neden olabilir ama yine de hoş tabii. Ama başka bir gerçek var. Nedir o? Bu 2.30'un içinde ne var? Bir açıklansın diyorsun. Ha, çünkü bak bunlara neden oluyor. Çünkü ben burada birkaç defa kendim söyledim. Farklı kaynaklardan bilgi alarak dedik ki bu 2.30'un 1.5'i elektriktir. Ha, şöyle ifadeler kullandığımı burada hatırlıyorum. Yani şunu mu bekliyoruz? Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapacak, DSİ yapacak bu işi şimdi. Türkiye'den de ay başları ayrı çantalarda para getirip götürüp elektrik kurumuna elektrik parası ödeyecek bizim için. Ama bize suyu diyelim ki 80 kuruştan verecek. Yani çünkü 1.5'u çıkarırsan 80 kuruş kalıyor geriye. Elektrik parasını da Türkiye ödesin. Kime? Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yani biz bu 2.30'u test etmek istiyorsak Cem. Ama mesela onunla ilgili de öğrenmek istiyorsak bu fiyat şeffaf olmalı. Onu söylemiyorum sadece. Şeffaf olmalıyı söyledim. Zaten elektriği bizim kurumumuz sağlamayacak mı bu tesislere? Hmm. Zaten o faturalardan belli olacak. Yani elektrik için aylık ödenen fatura, aylık üretilen veya dağıtılan su belediyelerin depolarına bölündüğü zaman ton başına elektrik kurumuna ödenmiş para da meydana çıkacak. Kimse böyle afaki konuşmalara da fazla şey yok. Yani yalancının mumu yatsaya kadar yanar. Bu sistem çalışsa ve bu 2.30 bir yalan olsa veya 1.5 liralık elektrik bedeli bir yalan olsa bu bir ay iki ay sonra meydana çıkar. Evet. Dolayısıyla ama yine de bu tartışmaları netleştirmek bakımından bakanlık, yani Tarım Bakanlığı, Sudan Sorumlu Bakanlık bu 2.30'un içeriğini bir an önce açıklamalıdır. Yani bunun içerisinde 1.5 elektrik varsa neyse, benim burada durmadan söylediğim gibi. Neyse o açıklanmalı. 1.5 elektrik öngörülüyor. İşte 30 kuruş kimyasallar öngörülüyor. Sayın Ahmet Benli diyor ki 1-2 kuruştur diyor kimyasallar bunun içerisinde, yani o sarf malzemeleri arıtma tesisinde kullanılacak. Neyse evet, yani, onun netleşmesi gerekiyor. Yani. Yani ne Hasan Erçakıcı 1.50 desin, ne Ahmet Benli çıkıp 0.30 kuruş desin veya evet, ne Mehmet bilmem kim her kimse artık X kişi çıkıp hayır 0.5 yani kuruş. Hükümetin burada da böyle bir eksikliği var ve bu çok ciddi bir eksikliktir. Sayın Bakan'a söyleyelim, Sayın Çavuşoğlu çıksın desin ki bu 2.30'un içinde şu 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 var desin ve iş bitsin. Bu arada bir iddiaya göre de dün akşam oylar kullanılırken CTP'nin hayır oyunu suya değil suyun fiyatı nedeniyle bu yönde kullandığı, bu konuda müzakere edilmesini talep ettiği belirtilmiş. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Genel Başkan Mehmet Ali Talat'ın oylama öncesi CTP'nin belediye meclis üyeleriyle görüştüğü ve bu yönde oy kullanılması yönünde telkinde bulunduğu öğrenilmiş. Geçtiğimiz haftalarda Monsa Belediyesi'nde CTP'li üyeler söz konusu karara ilişkin evet oyu vermişler. CTP'nin belediyelerinde ise söz konusu karar tümünde de oy birliğiyle olmak üzere onaylanmıştı diyor. Kıbrıs Postası'nda Vatan Mehmet ve Ulaş Barış imzalı haberde dün de Talat'ın CTP'li meclis üyeleriyle görüştüğü ve hayır oyu kullanılması yönünde telkinde bulunduğu öğrenilmiş. Onların haberine göre. Tamam, yani CTP Genel Başkanı'nın telkinde mi bulunur yoksa hayır mı verir bilemem. Hayır oyu değil. Yani bilmiyorum. Bey çocuklar hayır deseniz iyi olur ha mı dedi, yoksa bey çocuklar hayır deyin. Şey yapma, öyle dalgaya geçmeyin, bunlar ciddi şeylerdir. Niye dalga geçmiyorum ki? Tamam, CTP Genel Başkanı Lefkoşa Belediye Meclis Üyelerine böyle talimat veriyorsa niye Mausa Belediye Meclis Üyelerine böyle talimat vermedi? Vermedi işte. O da haberde onu soruşturuyor. Diyor ki aynı şeyde Mausa'da oldu. Zaten senin sorduğun bu soru var ya, Harmancı'nın da kafasını karıştırdı. Harmancı da o yüzden diyor. Ferhoygen kendini aldatılmış hissediyor. Ferhoygen sendrom dediğim o. Tamam. Göreceğiz. Evet. İkinci bölümde yani ben su meselesini
CTP harmancı meselesine, CTP parti meclisinin bilmem ne meselesine, işte ne? Pazarlığa devam ediyoruz meselesine, hatırla su meselesi, şey anlaşma meselesinde. Sonsuza kadar müzakere, sonsuza kadar pazarlık. Neyin pazarlığı? Millet susuzluktan kıvranıyor burada. Her pazarlığın kesildiği bir nokta vardır. Evet. Bir kırılma noktası varsa da vardır yani. Onun hükümetin gitmesine, yani o su anlaşmasıyla ilgili pazarlıkların hükümetin bozulmasına neden olduğunu gördük, yaşadık. Evet. Efendim. Yani nereye kadar? Şimdi ara vereceğiz. Bu kısa aranın sonrasında Kıbrıs müzakere sürecinde bir ilerleme var. Bunu konuşacağız. Çok kısa da olsa Hasan abi, diyaloğu manşeti var. Diyaloğu verelim arkadaşlar. İkinci bölümde konuşalım bunu. Beşparmak Dağları'nın oyulması, toprak kaymasına neden olabilirmiş. Erozyon tehlikesi başlamış. Bunu da buna dur denmeli şeklinde diyalog okuyucusuyla paylaşmış. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun bir kararı var. Yeni düzende yer almış. Bunu da kısa da olsa tartışmak isterim. İkinci bölümde konularımız devam edecek. Bunları yorumlayacağız. Ayrılmıyorsunuz. Ermataş Limited ve Kanaş Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.